Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle erkek bebeklerimiz için güzel bir süveter çalışması yapacağız. Süveterimizi alt kısmından başlayarak modelimizi uygulayıp örüyoruz ve diğer parçasını da ayrı olarak örüyoruz. Yani dikişli bir model hem yanlarından hem de omuzlarından dikiş çalışmamızı yapıyoruz. Daha sonrasında kollarımızı ve yakamızı yaptıktan sonra süveterimiz tamamlanmış oluyor. Şöyle arkasında görecek olursak süveter bakınız bu şekilde tamamlanmış olacak. Şimdi süveterimizin ölçülerine bakalım. Omuz kısmından ölçmeye başlıyorum. 28 santim süveterimin uzunluğu kol altından ölçtüğümüz zaman 27 santim de kol altı genişliği. Evet süveterimizi hemen kolay gelsin diyerek örmeye başlayalım. Kolay gelsin terimi örmek için Nako'nun Lüks Minnoş Baby ipini kullanıyorum. İpim %35 polyamid, %65 premium akrilikten oluşmakta. Renk numarası 10.084, 100 gram ve 340 metreden oluşmakta. Tığımız ise 2.5 numaralı ince uçlu bir tığ kullanıyorum. Zincirimizi çekerek süveterimizin önünü örmeye başlıyoruz. Alttan ipimi çektim ve hemen alıyorum ve örmeye başlıyorum. Bir tane düğümümüzü atalım şu şekilde. Tığımızın ucunu ayarlayamadık. Evet. Bir tane düğümümü attım ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın çok sıkmadan örüyorum. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20, 21, 22, 23, 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 52 tane zincirimi çektim. Ve şu şekilde bırakıyorum. Ben küçük bebeklerimiz için ördüğüm için 52 zincir yeterli. Ölçümüze bakıyorum zincirimden alıyorum şu şekilde ilmeğimi çıkarıyorum bakınız boş ilmeğimi 19 santim süeterimin ön kısmı için çekmiş olduğum zincirimiz şimdi ikinci sıramıza başlayalım İkinci sıramıza trabzanımızı örmeye başlayalım bir iki tane bakınız geri çekiliyorum 3 ve dördüncüye gelerek batıyorum 1 2 3 4 tığımın başını doluyorum zinciri ilave etmedim ve Trabzanımı örmek için zincir yuvamın dördüncü zincirimin içerisine giriyorum, ikili trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum, bir sonraki zincirimin içerisine giriyorum ve sırasıyla birer birer zincirlerimizin içerisine ikili trabzanımızı örüyoruz. Birer birer artış yapmıyoruz, atlamıyoruz. zincirimiz tamamlanana kadar trabzanlarımızı örelim. Birinci sıramızı ördük. Tam 50 tane trabzanımız var burada. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. En son trabzanımın üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümün yönünü çevirerek ikinci trabzan sıramı örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum yandan girerek lastik örgüsü yapmaya başlıyorum. Bir tane trabzanımı yandan giriyorum. Bir sonrasını ardından girerek örüyorum. Sıradakini yandan, bakın yandan gövdeden giriyorum ve örüyorum. Bir sonraki trabzanımı ardından giriyorum ve örüyorum. Bir sonrakini yine yandan giriyorum. Bir yandan bir ardından trabzanlarımızı örelik ikinci sıramı tamamlıyorum. Bu sıramızda lastik örgüsünü başlatmış olduk. Alttaki düz örmüş olduğumuz trabzanlarımızda lastik örgüsü görünümünü aldı. Bakınız üstteki yaptığımız sıraya doğru uyum sağladı. devam ediyorum. Tekrar ardından giriyorum. Bir yandan bir sonrakini ardından. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. En son trabzanıma geldim. Tığımın başını doluyorum. En son trabzanımın üzerine düz bir şekilde batıyorum. Ve ikili trabzanımı örüyorum. Üzerine bir, iki, üç tane zincirimi çektikten sonra ardını çeviriyorum. Ve tığımın başını dolayarak hemen yandan giriyorum. Ve lastik görüntüsünde ilmeklerimizi yani trabzanlarımızı birer birer örüyoruz. Dışa kabartılı olan trabzanlarımı yandan alarak örüyorum. İçeride bakınız daha gizli duran trabzanlarımı ise ardından girerek örüyorum. Duruşlarını bozmuyoruz ve aynı şekilde devam ettiriyoruz. Dışarı kabartılı olan trabzanımı yandan içeride bakınız duran trabzanım ise ardından girerek örüyorum. Bir yandan, bir ardından, bir yandan, bir ardından. Üçüncü sıramızı, dördüncü ve beşinci sıramızı aynı şekilde örelim. Şimdi üçü örüyoruz. Dört ve beşi de aynı işlemlerimize tekrar ederek tamamlayalım. Beş sıra trabzanımızı bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Yani bir yandan, bir arkadan alarak ördüm. Bir, iki, üç, dört ve beş. Şimdi içinde kullanacağım diğer rengimi alıyorum ve onunla örmeye başlıyorum. İlmeğimiz burada kalmıştı. Hemen alıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve iplerimin her ikisini şu şekilde düzeltiyorum. Ve başlıyorum örmeye. Birinci trabzanımı 3 zincir çekerek ördüm. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. Ve ikili trabzan şekliyle örüyorum. 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzanımı ördüm. 8. trabzanımı 2 defa örüyorum. Küçücük bir artış yapıyoruz sadece. 7 trabzanımızı tek 8. çift olarak örelim. Sadece bu sıramızda geçerli başka sıramızda artış yapmayacağız. Gövde kısmına geçtiğimiz için modelimiz toparlamasın diye birkaç tane artışımız olacak. 2 3 4 5 6 7 8. trabzanımı çift olarak örüyorum. 1 2 7 tane tek 8. çift olarak örerek sona doğru geldim. Şimdi tekrar 7 tane tekimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane teki ördüm. 8. çift olarak örüyorum. Ve son iki tane trabzanımızı da birer birer örüyoruz ve birinci trabzan sıramızı modelimizin tamamlamış oluyoruz bu şekilde. Şimdi bir tane zincirim hemen çekiyorum trabzanımın üzerine örgümün yönünü çeviriyorum. Birinci trabzanımın üzerine yine batıyorum. İkinci trabzanımın üzerine batarak bir sık iğne. Üçüncü trabzanıma yine sık iğne yani baştan sona bütün trabzanlarımın üzerine birer sık iğne yaparak diğer uç noktasına kadar geliyorum. Sadece bu sıramızda sık iğnemizi örüyoruz. Sık iğne sıramızı tamamladıktan sonra diğer lastiğimizi ördüğümüz mavimize geçelim tekrar. Kenardan alıyorum açık mavimi şöyle sıkıştırıyorum. 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen ikinci trabzanımın yanından giriyorum alıyorum 1 ve 2 2 defa da örüyorum tığımın tekrar başını doluyorum sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum bu kez sık iğnenin bakın trabzanımın üzerindeki sık iğneye batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum bir sonraki trabzanıma yandan giriyorum ve uzatarak örüyorum tığımın tekrar başını doluyorum bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum bir tane trabzan sık iğnemin üzerine batarak örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum sıradaki yani örmediğim trabzanımı yandan giriyorum bir ve iki bir tane yandan bir tane üzerine bir yandan bir üzerine alarak örüyorum şimdi tekrar bakın bir tane sıradakinin üzerine batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Bir sonrakin tekrar yandan giriyorum. Bir sonraki trabzanımın tam tepesine batıyorum ve örüyorum. Yandan ve tepesine batıyorum. Bir yandan bir sık iğnemin üzerine batarak düz trabzan örüyoruz ve bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Trabzan sıramızı tamamladık. Bir tane yandan bir tane tepesine batarak ördük. Yandan bakın dışa kabarttık. Bir tane tam tepesinde örerek sıramızı tamamladık. Ve en son trabzanımızı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Hemen birinci trabzanımın üzerine bir sık iğne örüyorum. Bütün trabzanlarımın üzerine birer tane sık iğnemi örerek sıramızın sonuna doğru devam ediyorum. Birer tane hem dıştan kabarttığımız hem üzerine ördüğümüz trabzanlarımızın hepsinin üzerine birer birer örelim. Bakınız burası örgümüzün düzüğünü şöyle daha bir kabardı belli oldu. Sıramızı tamamlayalım. Evet sıramızın sonuna geldik. Sık iğnelerimizi tamamladıktan sonra şimdi diğer rengime geçiyorum açık renkteki mavi ipimi alıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve alttan diğer koyu mavimi çekiyorum ve normal boyutuna getiriyorum. Ve şimdi şöyle bakıyoruz. Bir tane kabarttığımız, bir tane düz, kabarttığımız düz şeklinde devam etmiştik. İlk kabartarak başlamıştık. Bu sıramızda Kabartarak başladığımız trabzanlarımızın üzerine düz örüyoruz. Düz ördüklerimizi kabartarak alıyoruz. Şimdi tığımın başına zincirimden sonra doluyorum. Hemen ikinci trabzanı kabartarak aldığım için üzerine batıyorum ve düz olarak örüyorum. Bir sonraki trabzanımı normal olarak örmüştüm. Bir önceki sırada şimdi yandan giriyorum uzun ve kabartarak örüyorum. Yandan girdim, ilmeğimi uzattım ve trabzamın dışta kabarttım. Diğer trabzanımı tekrar tığımın başını doladıktan sonra bakınız kabartılı örmüşüm. Hemen tepesine batıyorum. Normal örüyorum. Bir sonraki gelen trabzanım içte yandan giriyorum. Kabartılı bir şekilde örüyorum. Bir sonraki trabzanımı Yine bakınız tepesine batarak örüyorum. Kısa olan trabzanımı yandan girip uzatıyorum. Uzun ördüğümüz kabarttığımız trabzanımı ise tepesine batarak kısa olarak örüyorum ve bu sıramızı baştan sona alt sıradaki kısa olanları uzun uzun trabzanlarımızı kısa Uzun, kısa, uzun, kısa şeklinde örerek tamamlayalım. Sıra başına kadar bir tane dıştan, bir tane tam üzerine, bir tane dıştan, bir tane tam üzerine ördük. Yani bir aşağıdaki sıramızda kısa olanları, bir üst sıramızda uzun olarak ördük. Uzunlarımızı hemen tepesine batarak kısa trabzan şekliyle ördük ve sıramızın başına kadar geldik. Şimdi bu sıramızın üzerine bir tane zincirimi çekiyorum, tam tepesine batıyorum ve birer birer bütün trabzanlarımı sık iğne ile örüyorum ve diğer mavi rengimize geçiyoruz iki sıradan oluşuyor modelimiz bir trabzan sırası bir de sık iğnelerden oluşan sıramız birer birer örelim şimdi modelimin ikinci sırası sık iğne sırasını diğer ucuma doğru ilerleterek getiriyorum Sık iğnemi tamamladım. Şimdi diğer koyu renk mavi ipime tekrar geçişimi yapıyorum ve biraz önceki yapmış olduğum işlemimin aynını tekrar ediyorum. Şöyle ipimizin yönünü karıştırmadan 1, 2, 3 düzeltiyorum. Tamam başını doluyorum. İlk trabzanıma yandan giriyorum. Bir sonraki trabzanıma şu şekilde bakıyorum. Tepesine batıyorum. Diğer trabzanımı yandan bakınız. Bir önceki sırada düz ördüğümüzü bu sıramızda yandan diğerini uzunumuzu ise direkt tepesine batarak örelim. Ve sıralarımızı bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar örelim. Bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne renk değiştirerek yine Aynı şekilde bir sıra trabzan ve bir sıra sık iğnemizi örüp e, sıramızı tamamlayıp istediğimiz ölçü gelene kadar aynı şekilde örelim. Süveterimizin ön kısmını örerek büyüttüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 sıra ördük. Bakınız renkleri birer sıra olarak saydım. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi 3 bölüme ayırdım. 18 sol taraf, 18 sağ taraf ve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmekte önümüz için ayırdım. Şimdi ipim burada olduğu için şu ayıracağım kadar olan kısmı örerek yakasını ve omuzunu açmış oluyoruz. Şurada bu kısım yaka çalışmasını başlatmış oluyoruz burada. Omuzlarımızı yukarıya doğru örerek tamamlayalım. Şimdi başlıyorum örmeye aynen modelimizi kaldığımız yerden devam ettiriyoruz mavi ipimi alıyorum bağlıyorum ve çeviriyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum ve hemen bakınız ilk trabzanım dışa kabartılı olduğu için üzerine batıyorum ve düz olarak örüyorum bir sonraki trabzanımı yandan diğerini düz yandan bir yandan bir tam tepesine batarak trabzanlarımızı işaretimin olduğu yere kadar örerek geliyorum. İşaretimin olduğu yere kadar geldim. Toplamda 18 trabzanımı ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen yanındaki trabzanımın üzerine bir zincirimi batıyorum. Ve diğerlerine birer birer sık iğnemi örerek uç noktaya kadar geliyorum. Ve aynı işlemimizi tekrar ederek istediğimiz omuz yüksekliğine gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Kolumuzun sağ tarafını ördük. Ortada 20 tane trabzanımız vardı. Hemen diğer tarafta 18 tane trabzanımız vardı. İkinci omzumuzu yani kolumuzu şu şekilde örmeye başlayacağız. Yalnız içten dışa doğru başlayacağız. Çünkü modelimizde buradan e, kenardan itibaren uygulamaya başlıyoruz. Eğer diğer taraftan yaparsak sıkıntı oluşturabilir. Aynen devam ediyormuşçasına 18 tane trabzan işaret bıraktığımız yerden başlayarak örelim. Şimdi bakınız işaretimi bıraktığım yer hemen burası. Sizlerle birlikte başlamak istiyorum. Şöyle takayım. Bir tane düğümümü atıyorum. Düğümümü attıktan sonra bakınız düz olan trabzanımdan başlıyorum. Bir tane düğümümü attım. Arkasından geçiriyorum. 1 2 3 dışa kabartılı bir şekilde ördüm ve ikinci trabzanı kabartılı ördüğüm için tam tepesine batıyorum düz bir şekilde örüyorum bir sonraki trabzanımı yandan giriyorum uzunca kabartıyorum diğerini düz ve yandan girerek örüyorum bu şekilde bu omuzumuza da başladık. Aynen diğer taraftaki sıra sayısına ulaşana kadar aynı ölçülerde diğer omuzumuzu da örelim. Süveterimin omuzunun bir tanesini örmüştüm. Diğer omuzumuzu da buradan birlikte başlamıştık. Her iki omuzumuz aynı sırada olana kadar örerek tamamladım. Şu an omuzumuz tamamlanmış durumda arkamızı da başlayıp bitirdikten sonra omuzumuzu yanlardan ve yukarıdan dikip bu görmüş olduğumuz kısımdan yaka çalışmasını başlatacağız süveterimizin arkası için 52 tane zincirimizi çekelim 1 2 3 4 5 ve aynen ön tarafı başladığımız gibi 52 zincirimizi çektikten sonra lastiklerimizi yapıp üzerine modelimizi yerleştirmeye başlayalım 52 tane zincirimi çektim tıpkı önde yapmış olduğumuz gibi ve geriye dönüyorum 1 2 3 ve 4 4. zincirimin içerisine geliyorum tığımın başını doluyorum bir tane trabzanımı örüyorum ve sırası ile bütün zincirlerimin üzerine süiterimin arkası için başladığım 52 zincirin hepsini trabzanlarımı örerek tamamlıyorum. Dümdüz trabzanlarımızı yerleştiriyoruz. Sadece sıra atlamamaya dikkat edelim. Bir tane zincir yuvasına iki defa örmemeye dikkat edelim. Ve sıramızı bir uçtan bir uca tamamlayalım. Zincirimizin üzerine trabzanlarımızı tamamladıktan sonra ikinci sıramıza başlıyoruz. 1, 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını dolayarak hemen ikinci gelen trabzanımı yanından girerek kabartıyorum tığımın tekrar başını doluyorum bir sonraki trabzanımı arkadan girerek örüyorum ve sırası ile bir yandan bir arkadan süveterimizin lastiğini örelim. Süveterimizin alt kısmını önü ördüğümüz zaman bir sıra mavi ipimizle geçmiştik ve geçerken birer artış yapmıştık. Bakınız 7 tane örmüştük. 8. çift olarak örmüştük. Arka kısmında artış yapmadan birebir tamamını mavi rengimizde bir sıra öreceğiz ve diğer modelimize o şekilde geçeceğiz. Şimdi başlıyorum. 1, 2, 3. Burada Artış yapmıyoruz arkada. Sadece önümüzün arkaya dönmesini istediğimiz için önde birazcık artışımızı yaptık. Tığımın başını doluyorum. Ve hemen ikinci trabzanımın üzerine batarak normal trabzanımı örüyorum. Sıradaki trabzanımı ve sıradakini. Bütün sıramı tamamladıktan sonra bir sıra trabzanımı gidiyorum ve dönüşte de bakınız bir sırada sık iğnemle dönüyorum artış yapmıyorum sadece trabzanımı örerek ilerliyorum trabzanımın üzerine bir sırada sık iğnemi örerek geldim tıpkı diğer örgümüzde olduğu gibi bir sıra trabzan bir sıra sık iğne örmüştük hemen sonrasında koyu renkli mavimizde modelimizi uygulamaya başlamıştık şimdi koyu renkli Mavimle hemen uygulamaya başlıyorum modelimi. 3 tane zincir çekiyorum. Sıkıştırıyorum mavimi. 1-2-3 3 zincirimi çektikten sonra ardından gelen ilk trabzanımı yandan girerek alıyorum. Bir sonraki trabzanımı tepesine batıyorum. Bir sonraki trabzanımı yandan girerek alıyorum bir tanesini sonrasında gelini tepesinden batarak trabzanımı örüyorum bir sonrasını ise yine yandan aynen diğer ön parçada yapmış olduğumuz gibi örerek bir tane yandan bir tane tam tepesine bir yandan bir tam tepesine batarak örüyoruz ve üzerine sık iğne ile dönüp geliyoruz ve diğer rengimize geçiyoruz ön parçamızda yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar edelim Evet modelimizi sırasıyla yerleştirdikten sonra e, ön parçamızı örmüştük. Ön parçamızda ördüğümüz kadar örmeye devam edelim. Yukarıya doğru gelince tekrar görüşelim. Süveterimin hem arkasını hem de önünü örerek tamamladım. Bakınız arkası ve önü şöyle birbirlerinin üzerine kapatıyorum ve dikmek için hazırlığımı yapıyorum terimizin ön kısmında artış yapmıştık, arka kısmında ise artışımızı yapmamıştık. Şöyle yaptığımız zaman bakınız. Omuzlarımızı ayarlayalım. Şu şekilde. Ve omuzlarımızı uçtan dikelim. Bakınız. Şu şekilde. Her iki omuzumuzu da güzelce diktikten sonra gövdesini de birlikte dikelim. Önce omuzumuzu dikerek başlayalım. İğneme ipimi taktım ve uç kısımlarından dikmeye başlıyorum. Elinizi alıp dikerseniz çok daha rahat edeceksiniz. Ayarlamalarımızı yaptıktan sonra uç kısmından her iki tarafın sıkı iğnelerinden sık iğne örerek tamamlamıştım. Dikiyoruz. dikme işlemini tamamlayalım. Sonrasında görüşelim. Omuzlarımı diktim ve yan tarafın bir tanesini diktim. Şimdi diğer tarafı dikiyorum. Her iki düz mutlaka iç içe gelecek yoksa yanlışlık olur. Sökmek zorunda kalırız. O da biraz e, can sıkıcı oluyor. Evet. Tekrar dikmeye devam ediyorum. Tabii dikişin nasıl e, Eliniz yatkınsa bu şekilde dikin. Sadece düz yönleri birbirine getirdikten sonra e, istediğiniz kadar dikebilirsiniz. Şuradaki yakamızı ayırdığımız yerdeki maviyi görmekteyiz. Bakınız koyu mavi. Ben açık mavinin olduğu yere kadar dikmeyi düşünüyorum. Şöyle mavimizi tam yakamızı çalışmıştık. Yakamızın altındaki açık mavinin başlangıcına kadar dikerek... E, yan tarafımızı kapatıyoruz. Şöyle devam edelim. Aşağıdan başlıyorum. Lastiklerimi uygun bir şekilde diktikten sonra yukarıya doğru açık mavimin başlangıç yerine kadar dikerek tamamlıyorum. Evet hem omuzumuzdan hem de yanlardan süveterimizi diktikten sonra bu kısım için yani yaka kısmı için çalışmaya başlayalım. Şöyle e, omzumuzun tepesinden trabzanımı alarak başlıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki trabzana geliyorum 1 ve 2 tane trabzanımı örüyorum. Bir sonraki trabzanımın içerisine aynı şekilde 2 tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2. Tekrar, sonraki trabzanıma iki tane trabzan örüyorum bir sonraki trabzanıma yine iki tane trabzanımı örüyorum bir ve iki ve ikişer ikişer trabzanlarımızı örerek yaka kısmımıza doğru devam ediyoruz bir sonraki maviye bakın her renkten iki defa yani her trabzandan iki trabzan örüyorum şöyle şunu tam kapamamışım hemen kapatıyorum bir sonraki 1 ve 2. Tekrar hemen bakınız en son maviye geldim. En son maviye bir tane mı örüyorum. Bakın bir tane trabzan ördüm en son. Çünkü buradaki yan kısma geçiyorum artık. Şu şekilde birer birer öreceğiz. Bir tane açık maviye ördükten sonra dibine batmıyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum. Yani mavinin olduğu yere batmıyorum hemen yanındaki trabzanımın içerisine batıyorum ve devam ediyorum birer birer trabzanlarımı buradan örüyorum birer birer bakınız farklı bir işlem yapmıyorum sadece burada geçişimiz için o şekilde çalıştık trabzanlarımı birer birer örüyorum Ve diğer uca kadar ilerliyorum. Tığımın başını doluyorum. Ve hemen yandaki bakına şu şekilde mavi ile bitirdiğimiz kesme işlemini yaptığımız yerdeki yani koyu mavimize tığımın başını doluyorum. Bakınız buradaki görmüş olduğum trabzanı atlıyorum. Şuraya mavinin olduğu yerin dibindekini atlıyorum. Bir sonraki trabzana yandan giriyorum. Bakın yandan giriyorum ve örüyorum. Ve devam ediyorum diğerine tepesinden aynı modelimizi e, devam ettirir gibi devam ettirelim tepesinden diğer trabzanımı alttan üzerine batıyorum uzunlarımızı kısa kısalarımızı uzun olarak örüyorum ve buradan şöyle geçişimi güzelce ayarlayarak tamamladım kısımın üzerine bakın uzun uzun üzerine kısa yani modelimizi burada devam ettiriyorum kısa olan ilmeğimin ana gövdeden girerek örüyorum tepesine batıyorum yandan dönüş noktasına kadar bu şekilde örerek gelelim 3 noktama yaklaştım. Yine bir tane trabzanım kaldı. Orta trabzanımı örmeden şöyle yakından görelim. Bir trabzanımı örmeden hemen mavimin olduğu yere geliyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Sadece bir tane. Diğer trabzanlarımı ise ikişer ikişer örerek ilerliyorum. Bir Şuraya bir tane daha yapmam gerekmekte. Ara mesafesi çok açılıyor. Devam ediyorum. 1, 2, devam ediyorum trabzanlarımızı ikişer ikişer örerek başlangıç yerimize kadar ilerleyelim bakın buradan ikişer ikişer örüyorum 2 2 2 2 devam ediyorum omuzumuza geliyorum tam dikişin olduğu yere bir tane batıyorum ve devam ediyorum tığımın başını doluyorum hemen e, arka taraftaki omuzumuzda düz devam eden yerdeki trabzanımı bakın ilk e, kısaymış hemen ana gövdeden girerek uzun trabzan şeklinde alttan alarak örüyorum bir sonraki trabzanımın tepesine batıyorum uzun diğer kısa olan trabzanımı yandan girerek uzun bir şekilde örüyorum tepesine batıyorum yandan girerek örüyorum bir tane uzunun tepesine diğer trabzanımı yandan giriyorum ve bu şekilde süveterimin arkasının da kenar kısmını çepe çevre örmüş oluyorum modelimi de devam ettiriyorum bakınız aynı işlemleri yaptığımız için artık biraz hızlı örüyorum çünkü bu zamana kadar yani bu sıraya gelene kadar zaten işlemlerimizi hep tekrar ettik. Evet en son uzun örüyorum. Araya giriyorum. Bir tane düz trabzanımı örüyorum. Ve hemen bir trabzanda geçişimi yapıyorum. Başlangıçtaki 3 zincirimin tepesine batıp şu şekilde geçişimi yapıyorum. Ve hemen 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımı yandan girerek alıyorum. Burada lastik örmeye başlıyorum. Sıradakini ardından girerek örüyorum. Bir sonrakini yandan bir sonraki trabzanımın yine ardından girerek örüyorum. Yandan bir sonrasını ardından yandan ve ardından yandan bir yandan bir ardından şeklinde trabzanlarımızı örelim. Bir yandan bir ardından girerek bir ters bir düz görüntüsünü yakamızda oluşturduk. Şimdi en son maviye bir tane yaptığım trabzanıma geldi sıra. Orada bakınız yandan örmem gerekiyor. Yani dışa kabartılı bir şekilde örmem gerekiyor ve örüyorum. Hemen bir altındaki ilk trabzanım bakın dışa kabartılı yani uzun bir şekilde örmüşüz. Bu trabzanımı örmüyorum. Hemen buradaki ikinci trabzanıma geçiyorum ve aynen lastiğimiz gibi örüyoruz artık. Tığımın başını doluyorum. Bakın içeride görüyorum bunu. Onun için ardından girerek örüyorum. Ardından girdim. Bakın buradaki uzunu atladım. Şöyle de güzelce bir dönüşü de vermek için bunu atladım. Direkt içtekini ardından girdim. Tığımın başını doluyorum. Bir önceki sırada uzun olarak ördüğüm trabzanımı yandan giriyorum ve örüyorum. Bir sonraki trabzanımı ardından giriyorum. Bir tane, bakın sondaki yandan, bir ardından bir yandan lastiği dönüştürerek örüyorum. Kısa olanı ardından giriyorum. Uzun almış olduğumuz bakın dışta kabartılı olan ise yandan örüyorum. Yine dışta kabartılı bir görüntü olmasını sağlıyorum. Diğer içteki kısa olan ise ardından giriyorum ve yine aynı içte kalmasını sağlıyorum. Bu şekilde lastiğe dönüştürüyoruz modelimizi. Süveterimin önünü bir tane yandan bir tane ardından alarak örerek geldim. Bakınız başlangıç yerimizden devam ettiğimiz kısmı e, görelim. Bakın geçişimiz çok muntazam oldu. Herhangi bir şekilde potluk söz konusu değil. Şimdi yine bu taraftaki yaka kısmına yani dik olan kısma geçişimizi yapıyoruz. Yine bir tane trabzanım kaldı. Bakınız bir tane trabzanım. O trabzanımı örmüyorum. Yani buraya dönüşteki en son Hani yakındaki kalan en son trabzanı örmeden direkt geçiyoruz. Burada bir yığılma ve potluk olmasın. Arkadan örmüşüm. Bakınız dışa kabartılı bir şekilde örmüyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki yan kısma geçiyorum ve yandan giriyorum. Buradaki trabzanımı örmeden yan tarafa geçiyorum ve bir tane yandan örüyorum. Ve devam ediyorum. Bir tane ardından bir tane yandan ardından yandan ardından bir ters bir düz gibi görüntümüzü sağlıyoruz bakın. Çok güzel hiçbir şekilde boğaz oyuntumuzda bir problem yok. Gayet güzel geçişimizi tamamladık. Yukarıya doğru yani başlangıç yerimize kadar örerek gelelim başlangıç noktamıza kadar örerek geliyoruz. Bakınız şuradan da dönüşümüzü yaptık. Yine aynen kabartılı olanlarımızı yandan girdik. Ee, i̇çte kalanlarımızı, ilmeklerimizi arkadan girerek bu şekilde yakamızı tamamlamak üzereyiz. Şimdi en son 3 tane zincir çekmiştim. Oraya gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çekip sağlamlaştırdıktan sonra kesiyoruz ve yakamızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi kollarımızı örmeye başlayalım. Koluma başlarken bir tane düğüm atıyorum ipime. Ve kolumuzun tam dikişinin kenarından dikişin üzerine batmayalım. Kenarındaki trabzana giriyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum ve hemen yanına bir tane trabzanımı örüyorum. Yine e, yaka kısmını yaptığımız gibi her trabzanımıza 2 tane trabzanımızı örelim. Her trabzana bakınız. 1 ve 2 Bir sonraki trabzanıma geçiyorum. 1 ve 2 iki. 2-2 i̇ki, iki alıyoruz. Bir sonraki trabzanıma geçiyorum. Bakın burayı ördüm. 1 ve 2 Bir sonraki çok belirli başlangıca kadar İkişer ikişer bütün e, kenarlarımızdan trabzanlarımızı alalım ve başlangıç noktasında görüşelim. Başlangıç yerime kadar bakınız ilmeklerimi aldım. Birinci sırada bile kolumuz hemen toparlandı. Çok güzel şekle girdi. Şimdi tam başlangıca dikişimizin olduğu yerdeyiz. Bakınız dikişimizin olduğu yere bir tane trabzanımı örüyorum. Bir tane bakınız tam araya ve üç tane zincirimin olduğu yere girerek batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen lastiğimi örmeye başlıyorum. Bütün lastik işlemlerinde yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Bir tane yandan giriyorum. Bir tane ardından. Bir yandan. Bir ardından girerek lastiğimizi iki sırada tamamlayalım. Tabii daha kalın isterseniz aynı şekilde yandan yani kabartılı olanlarını yandan. içte kalanları ise Ardından girerek 3. sırayı da örebilirsiniz. Şimdi ben bu sıramı tamamladıktan sonra iki sırada tamamlayıp diğer kolumu da geçeceğim. Aynen buraya kadar gelip 3 üçüncü, 3 üç zincir çekmiştik. Üçüncüsüne batıyoruz ve kapatıyoruz. Batma işlemini ve bitirme işlemini de sizlerle birlikte yapalım. Dolaşıp gelelim. Evet sıramızı tamamlayarak geldim. Bakınız hiçbir şekilde büzme falan söz konusu değil. Her trabzanda ikişer ikişer aldığımız zaman çok denk gelmekte. Ama çok büyük bolluklar ya da dar yaptıysanız bolluklara 3 ekleyebilirsiniz ya da kısa çekmiş olduğunuz yer varsa 1. Yani potluk oluşturmayın ya da çok fazla dar çektirmeyelim. Şöyle gayet muntazam bir şekilde durmasını sağlayalım. Bütün e, trabzanlarımı örerek tamamladım. Zincirimi çektiğim yerimize geldim. 1 2 3 en tepe noktasına gelerek batıyorum. Sadece geçişimi yapıp bir zincirle sabitliyorum ve kesiyorum. İpimizi hemen içeriye şöyle güzelce alıyoruz. Biriktirmemeye gayret ediyoruz. Zaten ipimizi çok koparmadan ördük iki renk olduğu için sık sık değiştirdik. Evet. Şimdi diğer kolumuzu da aynı şekilde örerek tamamlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, kollarımızın lastiklerini de tamamladıktan sonra her ikisinin süveterimiz kullanılmaya hazır hale geldi ve bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.